Üçüncü ligden ikinci lige bu sene çıkan Keçiören Gücü gösterdiği performansla playoff'u zorluyor. Hem teknik direktörü hem de oyuncularla kısa bir söyleşi yaptık. Sizin açınızdan güzel bir sezon geçti. Üçüncü lige çıktığınız ilk sezonda playoff'u zorlayacak bir kadro oluşturdunuz. Hı. Takım hakkında biraz bilgi alalım. Hedefler neler? Şimdi öncelikle çok teşekkür ederiz böyle bir imkanı bize sunduğunuz için. Sezona iyi başladık. Şampiyonluktan sonra yeni bir ekip, yeni bir takım. İkincilikte oynayan oyuncu sayısı çok azdı. Bir önceki sezondan aktardığımız 10-11 tane oyuncumuzla beraber aramıza kattığımız değerli arkadaşlarımızla sezona iyi başladık. Yalnız sezona başladık. Başladıktan sonra 4 tane önemli oyuncumu kaybettim sakatlıktan dolayı. Ve uzun süreli devre arasına kadar kullanamadık, değerlendiremedik. Devre arası yeni oyuncular kattık. İkinci devreye çok daha ümitli, çok daha arzulu, istekli başladık. Bunun yanında kupayı da götürdük. Kupada belli bir seviyeye geldik. Elimizin ucuna geldi diyebilirim yani. Nasip olmadı, kaçırdık. Daha sonra şu anda yine 6 tane oyuncum sakat. Kullanamıyoruz, değerlendiremiyoruz onları. Ama ben oyuncularımdan memnunum yani. Hepsi çok iyi niyetli, çok arzulu, istekli çalışıyorlar. Şu anda da öyle, siz de görüyorsunuz. İnşallah sezonu sağlıklı, sıhhatli bitirmeyi diliyorum. Hem kendi adımıza hem diğer takımlar adına. Tabii çok istiyorduk bu senede bir üst lige çıkabilir miyiz diye. Çok mücadele ettik ama şu anki görüntü biraz uzaklaşmış gibi görüyoruz ama sonuna kadar devam edeceğiz oyuncularımla beraber. Devre arasında Yıldıray'ı kaybettiniz hocam. Gol makinesiydi, gol kralı olarak gidiyordu. Son gün ama tabii ki Osmanlı Spor biz Yıldıray'ın orayı yakalayacağına inanıyorduk. Gurur duyduk tabii, onun oraya gitmesi bizi çok mutlu etti. Bizim belki gücümüzü eksiltti gibi gözüküyor ama amacımız da hem başarıyı yakalamak hem de oyuncu yukarılara oyuncu verebilmek. Yıldıray'ın orada olması, orada bulunması bizi mutlu ediyor ama biz tabii ki gücümüzü kaybettik. Hocam bu hafta zorlu bir maçınız var. Aslında alt sıralardan ama sizin açınızdan kritik bir maç. Evet. Playoff'a açısından herhalde kritik maçlardan evet. Bir tanesi. Maçla ilgili bir değerlendirme alalım. Hem rakibimiz açısından hem bizim açımızdan çok kritik bir maç oynayacağız. Oraya kazanmak için gideceğiz. Ya ben oyuncularıma inanıyorum. Oyuncularım da kazanacaklarına inanıyorlar. İnşallah hafta sonu hem bizim için hem Turgutlu Spor için sağlıklı, yani önce sağlık diliyorum. Sonra da iyi oynayan, o gün gerçekten kazanmayı isteyen kazansın inşallah. Bir detay daha var sizle ilgili hocam. Ankara'daki takımların hemen hemen hepsi bu sezon içer dörder hoca değiştirdi. Ve Ankara evet. Demir'de hoca değişikliği olmadı. Biz sizde olmadı. Evet. Bu başarı yeni çıkmaya rağmen bu başarı biraz istikrarla bağdaştırsak yanlış olur mu? Doğru olur. Bu sene 9-10. Yılım antrenörlükte. Hamdolsun yani sürece bakarsak çok şükür kendi adıma sağlıklı gidiyor. Bu sene de sağlıklı gitti. Tabii yönetimimizin sağlıklı duruşu, desteği, onlara bize olan güvenleri, oyuncularımızın bize güveni, bizim onlara güvenimiz, çok sağlıklı bir ortam var. Bu ortam da tabii önce huzur getiriyor, sonra da başarı getiriyor. Ya çok şükür gidişattan çok memnunum. Bu tesislere ben daha önce gelmedim. Yani maç izlemek için gelmiştim ama direkt tesis olarak görmemiştim. Burada futbolcular aynı zamanda konaklıyorlar, evet. Antrenmanlarını yapıyorlar, maçları da burada oynuyorsunuz. Aynen zaten. Öyle. Aynen. Bu size büyük bir rahatlık sağlıyordur. Çok. İnanılmaz rahatlık sağlıyor ve tesisimizin imkanları da çok iyi. Çocukların kaldığı odalar, yemekhanemiz, antrenman sahamızın, maçımızın aynı yerde oynamamız bizim için bir avantaj. Bunu inkar edemeyiz. Ya biz hem oyuncularım hem benim çok huzurlu bir ortamda çalışıyoruz, onu diyebilirim. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlerde görmek isterim. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Keçiören Gücü bu sene ikinci lige çıktı ama evet. Başarılı bir performans sergiledi. Evet. 19 takım olması nedeniyle biraz sık maç oynamasına rağmen, kesinlikle. Türkiye Kupası olmasına rağmen Ankaralı futbol severlerine keyif verdi. Senden takım hakkında bir değerlendirme almak istiyorum. Sizin de dediğiniz gibi normal diğer takımlara göre biz daha fazla bir maç oynadık. Maç sayımız çok yüksek. Diğer takımlar 24-25 maçta. Biz şu an 35 maça kadar gelebildik Türkiye Kupası'nda. Hatta daha da ileri gidebilirdik ama işte şanssız son maça kaldık, elenmiştik. Genel performans olarak son dönem bayağı düşüşteyiz. Skora yansıtamıyoruz. Oyunda bazen iyi olup kötü olduğumuz dönemler oluyor ama şu son 3-4 hafta bayağı kötü gidiyoruz. Onun dışında genel olarak fena değildik yani sezon olarak. Özellikle Türkiye Kupası'nda bayağı bir beklenmeyen işler yaptık.
Ama işte son 4-5 maçımız kaldı. Onları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ama takımın bulunduğu konum olarak tam hakkı değil yani burada olması. Devre arası kaybettiğimiz arkadaşımız oldu. Özellikle Yıldıray. O skorer anlamda bizi çok ön plana tutuyordu. Onun etkisini yaşadık. Sakatlıklarımız çok oldu sezon içinde. Belki takip etmişsinizdir. Evet. Çok bazı arkadaşların bilekleri, ayakları, diz çok sakatlık yaşadık. Onun etkisini de yaşadık yani doğal olarak. Ama işte son 5 maçımızı iyi geçirmeye çalışacağız. Ankara'da alışık olmayan bir durum var. Ankara'da teknik direktörler çok sık değişir. Daha doğrusu Türk futbolunda böyle aynı. Ama Ankara'da daha fazla. Ahmet hocamız bu sezonu tamamladı. Sezon da aynıydı. Bir de bu kulüp futbolcular aynı. Açısından nasıl bir şey sağlıyor, avantaj sağlıyor yani zaman? Hem futbolcular açısından hem kulüp olarak bayağı bir bence çok olumlu bir hareket. Sonuçta 7 senedir çıkmaya çalışan bir takım vardı. Ahmet Hoca geçen sene bu takımı çıkarttı. Bir başarı yakaladık. Bu sene de iyi başarı gittik. Dediğimiz gibi olaylar yaşamasaydık daha da başarılı olurduk ama bir hocanın kulüpte uzun yıllar çalışması, istikrar futbolda en önemli şey. Hem futbolcu istikrarı hem antrenör istikrarı. Bunu bu sene sağladığını düşünüyorum. Seneye daha da sağlayacağını düşünüyorum hoca olarak. Hem yönetim hem hoca olarak kendisinden. Bize de olumlu yansıması oldu. Sonuçta bizi daha iyi tanıyor. Yeni gelen arkadaşlar oldu devre arası. Onların uyum sorunu oldu bu sene. Onlar seneye daha iyi yaşarız ama dediğiniz gibi istikrar çok önemli yani. Gelecek sezon herhalde futbolcu konusunda da bir istikrar sağlarsa aynen. Futbolcu başarıyı daha kesinlikle. Çok kesinlikle. Antrenör de sağladığını futbolcu olarak da sağlarsa daha da başarılı olacağımıza ben inanıyorum. Ki yönetimin düşüncesi de öyle ama bakalım yani zaman gösterecek. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Takım hakkında bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti sezon? Takım hakkında sezon aslında iyi başladı bizim adımıza. Ama ondan sonra bir tutukluk başladı. Daha doğrusu bizim kamp dönemimiz çok iyi geçti. Kamp döneminden sonra bir durgunluk başladı. Sezon başladı, iyi başladık. Sonra sezon ortasına doğru kupa maçlarıyla beraber. Kupada çok iyi oynadık. Yani Trabzonspor'a karşı, onu da herkes izlemiştir zaten. Evet. Aksaray'a karşı çok iyi toplar oynadık. Ondan sonra bir yorgunluk oldu takımda. Kupa maçları nedeniyle hafta sonu hafta içi maçlar oynadık. Bunu da yorgunluk olunca takıma etkisi oldu, olumsuz bir etkisi oldu. Yani iddiamız şampiyonluktu, şampiyonluktan uzaklaştık. Sonra playoff'u şey yaptık, yani playoff'u istedik. Ondan da uzaklaştık ama hala 5 maç var. Bu 5 maçta 5'te 5 yaparsak playoff'a çıkabiliriz yani, ona inanıyorum. Üçüncülükten ikinciyle çıktığı sezon, bu başarı aslında takım için iyi. Tabii. Çok güzel bir tesisler var burada. Bu büyük ihtimalle siz de burada kalıyorsunuz. Evet. Konakladığınız yer, antrenman yaptığınız yer, maç yaptığınız yer aynı. Bunun avantajları neler? Bunun avantajları mesela kalkıp ekstra idman yapabiliyorsun. Spor salonumuz var. İniyorsun istediğin zaman orada çalışabiliyorsun. Ekstra idman yaptığın zaman da futbolcuya olumlu olarak katkıları oluyor. O zaman da sahaya çıkıp daha etkili olabiliyor, daha başarılı olabiliyor. O yönden çok faydası oluyor yani. Maçlarda aynı sahada oynamanız bir de güzel bir zemini var. Suyun içim ama evet. Bayağı güzel bir zemini var. Tabii. Yani futbolcu alışkın oluyor sahaya. Mesela diğer rakip takım geliyor. Alışamadan sen zaten alışmış oluyorsun. Olumlu olarak katkıları oluyor yani. Daha üstün oynuyorsun rakipten. Kadro korunursa ya da takviyelerle gelecek sene hedefleri daha yüksek tutabilir diyebilir miyiz Keçiören? Tabii yani bu kadro korunursa çünkü çok kaliteli kadromuz var. Sadece yeni kurulduğu için kişisel olarak bakıldığında çok etkili futbolcular var ama yeni arkadaşlık olduğu için daha tam adapte olunamadı ama seneye 2-3 takviyeyle çok iyi olabilir yani. İki sezonun gol bu makinesi Yıldıray'ı gönderdi arasında. Yani etkiledi bizi. Kaç gol? 20-22 gol attı. Evet. O olsaydı daha iyi olabilirdi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.